Evet dostlar öncelikle herkese merhaba. Şimdi bugünkü konumuz, bugünkü sohbetimiz, muhabbetimiz ne olacak? Mistin içindeki en iyi bu Fakat bu bu biz İngilizce rehber olarak yapmıştık. Şu anda yapacağımız şey Türkçe isimleriyle birçok arkadaşımız biz oyunu Türkçe oynuyoruz kardeşim. Neden İngilizce yaptın demiş. Biz de ona nazaran hızlıca bir Mist'teki en güçlü bana göre 3 build'den bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu oynadığımız karmic build'i teker teker item'ları say saymak zorunda olursak ne çıkıyor ortaya? Ehil mas masumiyet başlığı, ehil sisli diğer gezgini ceketi, ehil kraliyet çırağı ve ehil oyma kılıcı. Bu ayakkabıyı tercih etmeniz de olabilir. Ben spek kastığım için bunu tercih ediyorum genelde bu ayakkabıyla oynuyorlar. Masumiyet çırağı ya da hemen şuradan size göstereyim. Plate ayakkabılarda olması lazım. Ya da bu ayakkabıyla oynuyorlar arkadaşlar. Cesaret çizmesi veya kraliyet çizmesi. Bu iki ayakkabıyla daha çok oynuyorlar. Ehil oyma kılıcı buildini. bu yıldını. Bu bu olayı ne? Hemen anlatıyorum size. Arkadaşlar bu build adamı yakalama ve öldürme açısından ve kaçmak açısından çok OP bir build. Yani hem mobilitesi hem fight gücü hem de fight'a başladığınızdaki avantajınız diğer insanlara nazaran çok iyi oluyor. Peki İsmet bu kafalığın ve zırhın olayı ne? Hemen ondan da bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar bu zırhın olayı range büyücülerin yani uzaktan vuran fire ondan sonra fire sınıfındaki blazing staff işte ateş büyücülerin ve buz büyücülerinin buz kontrol olması. Mesela buz girdiğinizde hiçbir hasar yemiyorsunuz arkadaşlar. Adam size çok büyük kombosunu atacak mesela. Buz bastığınızda damage almıyorsunuz. Belli bir süre zarfı boyunca. Kafalıktan da bahsedelim ufaktan. Masumiyet başlığını niye kullanıyoruz? Arkadaşlar bu başlığı kullanmamızın nedeni bayta başlamadan önce uzaktan pog atmak. Mesela şu karşımızdaki mobu rakip diye düşünelim. Biz bu adama böyle yapıp bir de W'mizi attığımızda ufaktan fight'a öncelikli başlıyoruz. Yani bu League of Legends'daki lane'de attığımız trade gibi düşünün. Biz bunu yaptığımızda adamdan avantajlı Başlıyoruz. Canımız daha yüksek oluyor adamdan. Ve adamı öldürme ihtimalimiz ve rakibi kovalama ihtimalimiz daha daha basit oluyor dedikten sonra. Hemen tekrardan bu bir gösterelim. Hızlı hızlı anlatacağım. Çünkü çok uzun oluyor video. İnsanlar da uzun video sevmiyor. Kafalığımız masumiyet başlıyor dediğim gibi. Zırhımız ehilsizli diğer gezgini ceketi. Ayakkabımız ehil masumiyet çırağı veya diğer daha yeni gösterdiğim kader panosunda olan alternatif ayakkabılar. Elimizde ehil oyma kılıcı. Keypimizi ehil ortak pelerini. Bunun olayı ne arkadaşlar? Sağlığınız yani canınız %15'in altına düştüğünde etkinleşiyor. Sizi 6 saniye boyunca görünmez yapıyor. Yani örnek veriyorum fight diyorsunuz. Mesela şu adamla fight diyelim şimdi. Bak skinini boşa attı. Fogladım tamam mı? Adam şu an hiçbir counter play yapamaz bana. Gördünüz mü? Bitti çünkü. Fight'ı ondan önce kazandım. Bir zırhı bile basmadım. Adam reaksiyon gösteremedi. Bunu da alalım taşıyalım taşırken anlatmaya devam edelim. Bu videoyu sarı zonda çekme nedenim. Ve şu insanlara daha öğretici daha akıcı anlatayım diye. Black zonda Herkese fightladığınız için daha anlatıcı, daha akıcı olmuyor. O yüzden Sarazon'da çektik. Dedikten sonra bu bu sonra arkadaşlar bu benim top 1 bu ildim. Yani top 1 bu derken maksat şu. Bence Mist'in en bozuk silahı Carving. Zaten çoğu insan da hızlı hızlı böyle şey yapıyor. Kasılıyor, carving oynuyor. Fame'ini hızlı kasıyor, silver'ını hızlı kasıyor. Giriş seviye ve başlangıç için basit bir silah. Herkese öneririm. Dedikten sonra şunu kullanalım. İkinci silahımıza geçecek olursak. İkinci bu bu arkadaşlar. Ehil can alcısı, yani Dead Givers. Dead Givers'ın olayı ne? Hemen ondan da bahsedeceğim. Etki Givers'ın bütün olayı mobilitesi arkadaşlar. Ve anlık burst hasarı. Anlık burst hasar dediğimiz anlık çok fazla damage vurması. Rakibin anlamadığı derecede hızlı damage vurmanız. E attığım için düştü. Bu da bu taşıdığımız arkadaşlar Kor gibi yani map'te de çıkıyor bunlar. Hayda attım map'lerde. Kor gibi bir şey. Mistede kor sistemi çıkıyor. Siz de gelip taşıyorsunuz. Size belli bir miktar fame, belli bir miktar might puanı veriyor. Conqueror's Challenge puanı. Bu puanlarla da şurada gördüğünüz Fatih'in imtihanından şeref nişanı veriyor işte. Bu nişanla chest açabiliyorsunuz dedikten sonra. İkinci bu de hemen geçelim. Arkadaşlar bu build'in en opsiyonel olan tarafı Deşi ve anlık burst hasar demiştik mobilitesi yani. Nasıl ismet diye soracaksınız. Yine aynı sistem. adam pogladık, adamın üstüne gittik. Q'umuzu 3 stack yaptıktan sonra rakibe tek atıyoruz. Sistem bu. Ve bu Bunda kullandığımız zırh farklı gördüğünüz üzere. Ask ehil paralı asker ceketi. Bunun nedeni de canımız düştüğünde adama trade'de yani takas attığımızda adamla rakiple canımızı daha hızlı doldurmak. Onu dezavantaj pozisyonuna getirmek dedikten sonra. Son bu it olarak şöyle bunu da 4-1 aldım. Nedenini size anlatacağım birazdan. Bu benim en fazla mist oynadığım bu arkadaşlar. Niye diye soracaksınız. Bu büyükle bu mistin şu anda en güçlü bu yıldı. Neden? Bu build. ehil kan dökürü. Yani Bloodletter neden en güçlü? Bu büyük arkadaşlar hem istediğinizde fight atıp counter bir match varsa da yani counter match up'tan kastım şu. Rakip sizden üstünlük kuracak bir match up olsa bile siz bu rakibinizden çok çok hızlı kaçabiliyorsunuz. Bir sürü destekli var. W'nüz var, E'niz var, Q'nuz var. Dedikten sonra bu hitler böyleydi arkadaşlar. Zaten güncel bir mist videosu yollayacağım. 30 eme yakın bir para kastım. 1-2 günde item olarak yani çok fazla mist oynuyorum buralar. Yayınlara falan da başlayacağız. Bu videoyu da anlık böyle hızlı çekip atacağım. Çünkü insanlar sürekli bu it soruyor. Abi ne oynamalıyız? İsmet kardeşimle oynamalıyız? Hesabı. Bu bu benim miste oynadığım en iyi top 3 bu arkadaşlar. Bunları kullanmayı ve düzgün oynamayı unutmayın. Ayrıyeten Mist'e fight i atarken de arkadaşlar iyileştirme iksiri, görünmezlik iksiri ve enerji mana iksiri yanınızda bulundurmayı unutmayın. Yemek olarak da kızartılmış safsiz levreyi kullanıyoruz. Genel olarak böyle kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, abilerim, dayılarım. Video da buraya kadardı. Kısa bir video olarak tutacağım. Türkçe olarak anlatıma devam edeceğim zaten. İsteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalı destek olmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.